Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz yazın kullandığım vücut bakım kremleri ve vücut ürünleri. Ekip şu anda şokta, zannettiler ki benden 4 tane 5 tane şey çıkacak. Aslında utanaraktan sadece bir kısmını getirdim. Şöyle ki, çünkü benim çok bir defa önceki çok kuru bir cildim var. Kuru bir cildim olduğu için de yoğun nem çok önemli benim için. Gördüğünüz üzere bazı nokta nokta şeylerim var vücudumda. Bugünkü 2-3 çekimde de bunları göreceksiniz. Boynumda da, dekoltemde de bunlar nem iğneleri arkadaşlar. Geçen gün Mustafa Korataş'a gittim. Yaklaşık 4 aydır düzenli olarak yaptırdım. Nem iğnelerini oldum. Öyle vücudum hemen tolere etmiyor. Bir hafta böyleyim. Yani alerjik falan bir durum yok. Şimdi yazın özellikle her kadının problemi biliyorsunuz selülit. Selülitle alakalı efsane bir videom var. Onu da yukarıya sonunda koyalım, videonun sonunda onu izleyin. O yüzden ilk aklıma gelen vücut dendiğinde selülitle alakalı, özellikle yazın, tabii ki bunu kışın da yapmamız gerekiyor. Dairesel hareketlerle aşağıdan yukarıda kuru cildime yaptığım bu tarz fırçalar. Şimdi ben bugün kullandığım ürünler yani çoğu ucuz ürün değil. O yüzden size şöyle bir güzellikle yaptım. Bir tane link hazırladım. Linki aşağıya koyuyorum. O linkte uygun fiyatta bayıldığım ürünleri de koydum. Çünkü mesela Nivea'nın kremini de kullanıyorum ben. Çünkü kuru ciltler için olan. Dove'u da kullanıyorum. Onları da linkini de ekledim. Şimdi benim dediğim gibi önce dairesel hareketlerle vücutta dolaşımı hızlandırmak. Dolaşımı hızlandırdıktan sonra da benim efsane bir tane Alman markası, Kochmann mıydı neydi, buraya fotoğrafını koyalım. Bitmiş at kestaneli böyle yakan efsane bir jelim var. Yazın gerçekten vazgeçilmezim. Onu kullanıyorum. Ve Estederm'in bu Cellular Water Gentle Body Scrub'ı. Benim çok beğendiğim bir peeling. Bunu kuru cilde kullanıyorsunuz banyodan önce. Bu önce dolaşımı hızlandırıyorsunuz, sonra üstüne bunu sürüyorum, böyle masajlar yapıyorum. İnanın yumuşacık oluyor. Sonrasında krem bile sürmeye gerek yok ama benim kuru olduğu için mutlaka sürmem gerekiyor. Çok sevdiğim bir scrub. Buna alternatif homemade aromaterapinin inanılmaz ürünleri. Yani ben çok seviyorum. Bu da güllü vücut olması. Yani kaya tuzlu olan var. Yani tuz aslında yağlı. Bu da kuru cilde yapıldığı zaman efsane oluyor. Bunu yemin ediyorum haftada bir %100 yapıyorum. Yaz kış demeden, ama yazın özellikle bu çok daha önemli. Çünkü şort giyiyoruz. Yazın Allah kısmet eder de tatillere gidebilirsek cildimizin, kollarımızın falan daha sağlıklı görünmesi lazım. Homemade aromaterapi çok tavsiye ederim. Yine onun homemade aromaterapinin hem el kremi hem de ayak kremi var. Ayak kremi de çok güzel. İçinde tea tree oil var. El kremi de acayip güzel. El ve ayak bakımı arkadaşlar çok önemli. Ayak bakımı da sevdiğim diğer CeraVe'nin, bak zaten bitmiş bu. Bayağı güzel. Ben biraz vazelimsi böyle kıvamda ayak kremlerini seviyorum. Çünkü özellikle yazın işte açık ayakkabı giydiğimiz için ayak bakımı da çok önemli. Ne olur deodorant sıkmayı unutmayalım arkadaşlar. Özellikle toplu taşıma kullanıyorsanız. Belki deodorantla ilgili de başka bir video çekebilirim. Ama deodorant kullanımını unutmayın. Her gün duş alsak da bazen kalabalık ortama girince terliyorsunuz. Çok iyi anlıyorum. Kol altı ve şey derken aklıma bir şey geldi. Bioderma'nın özellikle kol altında kararmalarınız varsa, dirseklerde kararmalarınız varsa, genital bölgede kararmalarınız varsa, bu Bioderma'nın eczanelerde satılan bir ürünü. Pigment Bio diye dermatolojik testten geçirilmiş, efsane güzel bir beyazlatıcı krem. Bunu bir kere kullandığınızda hiçbir işe yaramaz. Düzenli kullandığınızda çok işe yarar. Eğer ilginizi ve ihtiyacınız varsa bunu da söyleyeyim. Şimdi benim cildim çok kuru dedim de, ben gerçekten Nivea'nın, burada resmini koyacağım. Aşağıda artık burada masada yer kalmadığı için indiremedim. Lacivert kutlu olan kremini çok beğeniyorum. Çünkü en bana o geliyor güzel olarak. Clarins'in bu yine yanda gördüğünüz ürününe bayılıyorum. Kuru ciltler için efsane. La Mer'in bir ürünü var.
kavanozda. Yine yana koyuyorum. Efsane. Yani bunlar hani benim hiç vazgeçmediğim, yıllardır kullandığım ürünler. Ama uygun fiyatlı var mı? Tabii ki var. Mesela Body Shop'un acayip güzel peelingleri ve güzel yoğun nemlendiricilere var. Olay. Yani o kadar güzel ki linke hepsini koydum. Çok çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Body Shop zaten benim çok beğendiğim bir marka. Benim zevkime güveniyorsanız onlara da bayılacaksınız. Yurt dışında yaşayanlar bu videoyu seyrediyorsa, Türkiye'de satılmıyor diye çok söylemeyeyim dedim ama benim en sevdiğim şey yine bu. Eskiden Palmer's'ın bu ürünü. Eskiden hamile olanlar bilecek çünkü çatlamamak için çok kullanırdık. Bu markanın kakao yağları vardı. Yurt dışında okuyanlar veya yaşayanlar varsa bunu alsın. Kuru cildiniz varsa efsane. Bununla güneşlenen de var. Fakat güneş koruma diye kendimi yırtıyorum. Ne olur hani korumasız yanmayın. Ama benim hani İpek diye bir arkadaşım var ya, işte bu, onunla bu yanıyor. Ve simsiyah şu anda. Onun favorisi. Ve yazın benim çok sevdiğim böyle hafif parlaklık ve simli görüntüler oluyor. Fakat hiçbir şeyin fazlası güzel durmuyor benim gözümde. Mesela ben bu Nars'ın bakın bitmiş şu ürünü. Veya daha uygun Yves Rocher'in bu ürünü. Size bir taktik göstereceğim. Ben bu ikisini çok beğeniyorum. Ve nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Mesela Dove'un vücut kremine bayılıyorum. Tamam mı? Beyaz sabun böyle temiz temiz kokulu. Alıyorum, kapağını açıyorum. Bunu içine döküyorum. Çünkü ben bunu direkt sürdüğüm zaman bir gıdım fazla parlaklık ve yapay bir parıltı oluyor. Ha akşam düğüne davete gidiyorum. Okey, sadece bunu veya bunu sürebilirim. Fakat kremimin içine koyduğum zaman benden size taktik aşırı doğal, hem güzel kokulu hem de hafif bir parıltı veren bir bronz parlaklık veriyor. Aklınızda olsun. Ve son olarak el ve ayak bakımına takıntılı olduğumu siz çok iyi biliyorsunuz. Bu Artistin anormal güzel kokulu böyle limon, lemongrass deniyor zaten. Hafif böyle limonlu tırnak yağı var. Bu tırnak yağı benim hem plaj çantamda var hem de vücut kremlerimin en başında duruyor. Çünkü her banyodan sonra bunu sürüyorum. Ne işe yarıyor? Hem yaptırdığınız manikürün ömrünü uzatıyor. Hem de ellerinizi beslediği için böyle kuru kuru bir görüntü olmuyor. Benim vazgeçemediğim bir ürün. Hem bunu hem de daha uygun muadillerini yine linke ilave ediyorum. Dediğim gibi güzel vücut olmayabilir ama temiz ve bakımlı vücut çok önemlidir. Belki ileride böyle biliyorum bu çıbanlar çıkıyor, sivilceler ve siyah noktalarla alakalı bir video da çekeyim. Onlarla da çok muzdarip gençler var. Ben de eskiden böyle çıbanlar falan çıkıyordu. Ben bir kadını böyle pürüzsüzten çok severim. Pürüzsüz teni olan herkes bence hoş gelir, çekici gelir. Çok da zor değil. Sadece emek istiyor. Benim kullandıklarım bu kadar. Sizin bana önerebileceğiniz ürünler var mı arkadaşlar? Bana ne olur yazın. Ben çok keyifle yorumlarınızı okuyorum. Eminim bilmediğim başka şeyler vardır. Başka taktikler vardır. Taktikleri de yazın. Veya benden duymak istediğiniz konular varsa onları da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer hala abone olmadıysanız rica ediyorum abone butonuna basıp abone olun. Ve daha sonra izlemeniz gereken iki tane video ilave ediyorum. Biri serilik videosunu mutlaka izleyin. Biri de olsun. Benim mucizevi bakım kremim, formülüm var. Özellikle yazın, yaz kış demeden aslında kullanabileceğiniz. O iki videoda mutlaka izleyin. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.